Merhaba arkadaşlar. GSM İletişim'de bugün müşterimiz iPhone 6 cihazının ekranını kendi değiştirmiş. Eski ekranda görüntü var ve ekran kırık bir şekildeymiş. Yalnız şu an yeni ekran taktıktan sonra cihaza hiçbir şekilde görüntü gelmemekte. Ekranın ışıkları yanıyor fakat cihaz görüntü vermiyor. Şimdi hep beraber bu cihaza ekran takılırken, montaj yapılırken neye zarar verilmiş ya da neyde problem var? Onu bulup onu çözmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Her zaman videolarımızda dediğimiz gibi en önemli nokta cihazın bütün vidalarına, bütün çıkan parçalarına hepsinin doğru şekilde takıldığına çok dikkat etmeniz gerekmekte. Müşterimiz ekranı kırmış ve ekranı kendi aldığı parçalarla değiştirmeye çalıştıktan sonra bu durum olduğunu belirtmiş. Cihazın burada görmüş olduğunuz gibi bakın orada vida yeri çok basit bir şekilde gözüküyor. İçini açtığında biz bile şu an orada o vidanın yerinin orası olmadığını, o vidanın yerinin farklı bir yerde olduğunu, oraya küçük vida takılması gerektiğini ve oraya büyük vida takıldığında cihaza bu şekilde ağır hasarlar vereceği belli. Orada altındaki çipine zarar vermiş durumda şu an. Arkadaşlar öncelikle her zaman cihazın akımını, bataryasını sökmemiz lazım. Cihazdan önce bir akımı keselim. Daha sonra vidaları sökerken bu gibi durumla karşılaşmamak için cihazın vidalarını aynı bir şablon yaparak kafanızda aynı şekilde aynı vidaları telefondan söktüğünüz gibi masanın kenarına koyabilirsiniz. Aynı şekilde vidaların bütün yerleri karışmasın diye. Bakın arkadaşlar vidaları size küçük küçük gösterelim. Bu vidanın boyu farklı. Onunki biraz daha büyük. Ve diğerinki daha da büyük. Şimdi burada karışmış. Müşteri muhtemelen oradaki vidayı yanlış yere takmış gözüküyor. Biz normalde vidaların yerlerini gösteriyoruz. Bakın bu vidanın yeri burası. O en küçük olan vida. Onun yeri burası. Burası. Ve bu biraz daha büyük olan vidanın yeri orası. Aynen bu şekilde bu vida sıralamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Ve bu tek bu telefonda değil, bütün telefonda bu durum aynı söz konusudur. Her vidanın her yeri farklıdır. Tam olarak kamerada göremiyor olabilirsiniz ama birazdan zoom yapıp onu daha detaylı bir şekilde size göstermeye çalışacağız. Bakın vida boyutlarını burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. En küçük boy, bir boy büyüğü ve daha büyük boy. Bu vidalar çok önemlidir. Yanlış yere takıldığınızda cihazın entegresine kadar ilerleyeceği için oraya zarar veriyor ve cihazı çalışamaz hale, kurtarılamaz hale bile getirildiği olabiliyor. Bunun için bunlara özen göstermeniz lazım. Vidaları söktüğünüz zaman nereden hangi vidayı söktüğünüzde ona göre şablon yapıp aynı şekilde masaya temiz bir şekilde bırakıp sonra tekrar geri takabilirsiniz. Size tavsiyemiz. Şimdi mikroskop altında cihazın anakartını söktükten sonra zarar verilen yere bakacağız. Ve onu onarmaya çalışacağız. Oradaki kopan yolları onlara bakıp tamir etmeye çalışacağız.
Evet arkadaşlar, şimdi mikroskop altında bu arızalı olan anakartımız ve vidanın takıldığı yer burası. Bakın, görmüş olduğunuz gibi vidanın orada yuva yaptığını, oraya sıkıştırırken, vidayı sıkarken bakın içeri doğru girdiğini ve oraya zarar verdiğini görebiliyoruz. Sizler de daha iyi görebilmeniz için size normal sağlam olan bir anakart üzerinde bunu göstereceğiz. Bu yanlış vidanın yere takıldıktan sonraki hali bu. Bakın gördüğünüz gibi yerinden çıkıyor ve altında yollar kopuk durumda. Biz şimdi onu oradan oraya yolları alacağız, bakacağız ve oradaki yolları tek tek onaracağız. Normalde olması gereken parça bu. Bu sağlam olan bir iPhone 6'nın anakartı ve zarar görmemiş bir durumda. Bakın yanlış vidaya takıldığı zaman buradaki alt zemine girip bu şekilde cihaza farklı sorunlar verebiliyor. Olması gereken bu. Biz bu cihazı tamir edip tekrar sizlerle paylaşacağız inşallah. Bu parça. Burada yanlış vida takılan yer. Olması gereken yer burası. Küçük olan, büyük olan vidaları bundan dolayı çok önem gösteriniz. Bakın bunlar sağlam. Buradaki vidalar doğru yere takılmış. Ama oradaki vidanın yeri karıştığından dolayı cihaza bu şekilde hasar vermiş durumda. Bakın yolları kopmuş. Alttaki levha kırılmış. Ve şu anda orada neler zarar gördü. Onun üstüne koruyucu silikonu var. Onu kaldıracağız. Altındaki yolları kontrol edeceğiz. Hangisi kopuksa onları tek tek lehimleyip yol yapacağız. Fırça vasıtasıyla şu an alkolle temizliyoruz. Buradaki olması gereken yerler burada. Şimdi oradan nelere zarar verilmiş? Hangi yollar orada kopmuş? Gözüküyor zaten bakın. Vida artık orayı yavaş yavaş sıka sıka zarar vermiş.
Arkadaşlar, bahsetmiş olduğumuz onarımı yaptık. Şu an tamamlandı. Şimdi cihazın oradaki yolları tekrar zarar görmesin ya da herhangi bir kısa devre olmasın diye cihazın üstüne normal jelini sıktık ve onu ultraviyole ışıkla onu iyice bir taş gibi oraya donduracağız ki bir daha içinde herhangi bir soruna bir şeye sebebiyet vermesin. Şimdi bir 5 dakika o ultraviyole ışığında kaldıktan sonra orada iyice donacak orası. Ondan sonra test işlemlerini yapacağız. İnşallah cihazımız güzel bir şekilde çalışacağını ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ultraviyole ışığında 5 dakika kaldıktan sonra iyice kurudu. Şu an ekran takıp test edeceğiz. İnşallah bir sorunla karşılaşmayacağız. Arkadaşlar görüntü geldi. Daha önce Apple logosu bu şekilde gelmiyordu. Cihaz ışığı arızalı. Şu anda yapmış olduğumuz onarım sonuç verdi gözüküyor. Tabi diğer testlerini vesaire kontrolünü de yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi yanlış takılan bir vida nelere mal oluyor? Ne kadar çok uğraştırıyor ve ne kadar önemli hasarlar veriyor. Bu işte kesinlikle hani daha önce tecrübesi olmayan bilimsiz kişilerin bunları yapmasını kesinlikle biz önermiyoruz. Ne kadar basit yapılırken kolay da gözükse ama görmüş olduğunuz gibi ufacık bir dikkatsizlik nelere mal olabiliyor. Bu işine profesyonel olanlar bu şekilde bunları bizim videolarımızı izleyerek de yapabilirler. Şimdi oradaki vidayı şu an takmayacağız. Biz onun altını güzelce özel jelle doldurduktan sonra onu iyice kuruttuk. Yalnız şu an oraya tekrar vida takılabilecek durumda değil. O vida yerini boş bırakacağız. Yapmış olduğumuz işlemin garantisini belirlemek için garanti etiketini de atacağız.
Ustacım ellerine sağlık. Sen de sağ ol. Bu her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Müşterinin içindeki bilgiler olsun, kişisel bilgiler olsun. Bunlar çok önemli durumlarda bazen kurtarılamayabiliyor. Bizim anlatmak istediğimiz bu vidaları, bunları aynı şekilde aynı yerine takmanız gerçekten çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.